Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz ishale, hızlı çözüm sağlayan ev ilaçları. İshal öyle bir şeydir ki insanı nerede, nasıl yakalayacağı hiç belli olmaz. Bu videoyu seyrettiğiniz zaman ishali durdurma anlamında, çabuk anlamda çok güzel önlemler elde etmiş olacaksınız. Bakarsınız bir gün kendiniz için, arkadaşınız için, bir dostunuz için de ihtiyaç olabilir. Ve hızlıca hemen devam edelim. Biz aslında neden ishal oluyoruz? Özellikle midemiz ve bağırsaklarımızdaki virüs olabilir, bakteri olabilir, mantar olabilir, farklı bir patojenli vücudumuzu istila etme durumunda vücudumuz hızlıca bundan kurtulmak ister. Ve ishal bu anlamda bizi sağlığımıza kavuşması yönüyle vücudun yaptığı en güzel reflekslerden bir tanesidir. Hemen ishale hızlı çözüm sağlayan ev ilaçlarına devam ediyorum. Bunlarla ilgili en basit ve kolay sağlanan sistemi hemen sıralamak istiyorum. Ve bunda çözeceğimiz en kolay sistemlerden bir tanesi de bir muz yemek. Özellikle muzdaki pektin ve potasyum bizim ishalimizi frenlemede son derece güzel ve güçlü bir meyvedir. Bu anlamda ben bunu her zaman öneriyorum. İkinci ev ilacımız elma. Elmayı rendeliyoruz ve üzerine limon sıkıyoruz. Bunu normal çay kaşığıyla küçük küçük aldığımız zaman mideniz size şunu diyecek: lütfen bunu yemeye yavaş yavaş devam et. Ve yediğimiz zaman da ishalimizin aşama aşama azaldığını son derece göreceğiz. Yine ishali durdurma anlamında güzel bir çay var. Bu bir yemek kaşığı rezene, bir yemek kaşığı da kuru naneyi koyup kaynatıyoruz. 15 dakika. Kaynattığımız zaman bundan yarım çay bardağını içtiğimiz zaman yine ishalimizin ciddi anlamda azaldığını göreceğiz. İshali durduran bazen basit bir mekanizma, en güzel mekanizmadır. Sadece patates. Patatesi haşlıyoruz. Üzerine tuz ekliyoruz ve yine küçük küçük yutuyoruz. Bu da yine midemizin ve iç sesimiz her patatesi aldığımızda bize mutlaka lütfen devam et diyecek. Bu anlamda da haşlanmış patates tuzla beraber bize son derece güzel katkı koyar. Yine ev ilaçlarından bir tanesi de en güzel bu anlamda havuç. 3-4 tane havucu küçük küçük doğruyoruz ve üzerine minnacık tuz koyuyoruz, haşlıyoruz ve lap haline geliyor. Bunu aldığımız zaman yine bizim midemizdeki ve bağırsağımızdaki hareketli olan ishali yaşamı büyük derecede frenliyor. Bunu aynı zamanda çocuklar için de uygulayabiliriz. Havuç bu anlamda çok başarılı. İshal için elimizin altına kolay hazırlayabileceğimiz bir ev sistemidir. Ama ishali tamamen sebzeler üzerinden durdurmak istiyorsak bu anlamda ki raporlanmış havuç, kereviz, patates, maydanoz, su ve tuzu karıştırıp daha sonra 20 dakika kaynatıp süzdüğümüz zaman bu karışımdaki sebze karışımının suyu da ishali durdurmada son derece güzel. Elimizde sadece pirinç var. Başka hiçbir şey yoksa da yine pirinci daha az yağ ile karıştırıp daha az suyla haşlayıp lap olarak ortaya getiriyoruz ve bunu da yine tatlı kaşığıyla küçük küçük yiyoruz. Ve yine ishali durdurmada en önemli unsurlardan bir tanesi de sıvıdır. Bu anlamda çok kişi bilmez ama demli çay ishali durdurmada etkilidir. Özellikle demli çaydaki tanenler bağırsak ve midedeki akışkanlığa fren koymakta ve ishali büyük oranda içeriye durdurmaktadır. Birçok kez bahsediyoruz az tuz koyalım diye ama tuz o anlamda çok önemlidir. Çünkü tuz özellikle vücudumuz tuz kaybettiği zaman elektrolit durumunda bir dengesizlik olur ve bu vücudumuzdan yorgunluk, tansiyonu düşürme ve halsizlik oluşturur. Çünkü
birçok kişide de tuz kaybı ciddidir. Çok kişi ishali durdurmak için sıvıyı da azaltır. Aslında bu yanlıştır. Mutlaka daha fazla su içip vücudumuzun tuzla beraber elektrolit dengesini sağlamakta yarar var. Yine en kıymetli ishal için ev ilaçlardan bir tanesi de yulaftır. Fakat burada yulafı sütle beraber değil, suyla beraber haşlıyoruz, yap haline getiriyoruz. Üzerine tuz koyup aldığımız zaman, küçük küçük yediğimiz zaman ishalimizin çok hızlı kesildiğini göreceğiz. Daha kolay bir yöntemlerden bir tanesi de kahvenin üzerine limon sıkıp bunu yine çay kaşığıyla küçük küçük aldığımız zaman ishal büyük oranda durmaktadır. Yine dışarıda olabiliriz ishalle ilgili. Bir marketten tuzlu kreker alıp 5-6 tane yediğimiz zaman yine ishalde ciddi bir frenlemenin olduğunu göreceğiz. Peki ishalimiz durdu ve bu aşamada yağlı gıdaları durdurup en azından vücudumuzda, midemizde, bağırsaklarda kalan farklı patojenler vardır. Bu bakteri olabilir, mantar olabilir, virüs olabilir ve bağırsağımızda birçok sıvı kaybettiği için bağırsağımızın florası bozulur. Bu anlamda yine 15 gün düzenli olarak yoğurt yememiz de son derece güzel. Peki kalan patojenleri, virüsleri, bakterileri tamamen vücudumuzdan atmak için bununla ilgili de yine yapılan bir çalışma var. Çok güzel bitki çayları var. Böğürtlen çayı, rezene çayı, zencefil çayı, ada çayı, papatya, nane ve kimyon çayı. Bunu bitkilerden en az 3 tanesini farklı zaman diliminde kullanarak ishalimize çok güzel çözümler bulabiliriz. Peki Hipokrat nedir bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Bazen size gelen bir video çok büyük bir sorun olan ishali bile çok kolay çözeceğinizi görebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.